Fresh On The Way kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Maraş'a geldik. Evet, çok güzel. Çok güzel. Maraş gerçekten çok güzel bir şehir yani doğası açısından. Ailemle birlikte ilk başta Fırnız Yaylası'na geldik. Evet. Burası Maraş'ın piknik bölgesi, öyle söyleyeyim. Doğayla iç içe bir yer. Tamamen kendine özgü şey, Fırnız çayı akıyor altımızdan. Görüntülerde göreceksiniz bugün bol bol. Piknik alanları var burada. Kendiniz de kiralayabiliyorsunuz ya da işte oturup kendiniz de ısmarlayarak da yiyebiliyorsunuz. Bugün biraz Fırnız'ı, biraz da Maraş'ı anlatacağım. Maraş'ta bir günde neler yapabileceğinizi anlatacağım. Bizimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Civardaki alabalık testlerinden bir tanesine geldik. Burası Vadi Fırnız diye geçiyor. İsterseniz kendinize ait böyle yerleri kiralayabiliyorsunuz. Oturabiliyorsunuz. Hem kendileri servis yapıyorlar. Hem de ilerideki piknik alanında da sadece tahtları kiralayarak kendi mangalınızı da yapabiliyorsunuz. Ama bu alan daha çok sipariş vermek isteyenler için kurulmuş bir yer. Tamamen sosyal mesafe gözetilerek kurulmuş yerler bunlar. Güzel yani. Bir hafta sonu buraya gelmek lazım. Şimdi Fırnız'a geldiğiniz zaman yapmanız gereken, daha sonra tatmanız gereken şey alabalık. Burada alabalık çok meşhur. Bütün buradaki mekanlar taptaze alabalıkları servis ediyorlar. Ben çok balık tercih etmediğim için ben güveç istedim. O da şurada hazırlanıyor. Biraz onu da içeri atacağız. İsteyenler kebap da yiyebilirler. İşin sırrı nedir? İşin sırrı nedir Reşat abi? İşimizin sırrı alabalıklarımızı önce bir içerisine avcarlamak. Yani bu yörede avcarlamak deniyor. İçerisine toz biber ve tuz katıyoruz. Devamında dışlarını yağlıyoruz ızgaraya yapışmasın diye. Sonrasında da önce bir tarafını, sonrasında da diğer tarafını mühürlüyoruz ve derisini alıyoruz. Sonrasında sosunu sürüyoruz, tekrar ocağa alıyoruz. Sonra alabalıklarımız yemek için hazır. Ne kadar sürüyor ortalama? Ortalama bir balığın pişme süresi ocağa girdikten sonra 5 dakika içerisinde hazır olur. Derisinin alınıp tekrar hazırlanması. İyi bari, hızlıymış. Hızlı abi ya, bir şey yok. Alabalık testlerinin yanında birçok çilek tarlası da var. Bunlar dağ çilekleri. İşletmelerden böyle küçük sepetler alıyorsunuz ya da kendi sepetiniz varsa topluyorsunuz. Gelirken de böyle tarttırıyorsunuz. Bakın artık çoğu meyvesini vermiş. Az önce birkaç tanesinin tadına baktım. Gerçekten çok lezzetliler. Ortam zaten inanılmaz doğal ve güzel. Böyle bir organik çilek de yemek güzel oldu. Kiloyla tartıyorlar ve yanınızda alıp götürebiliyorsunuz. Böyle güzellikleri de var. Evet, şimdi Maraş merkeze geldik. Burada ikonik birkaç tane nokta var. Görülmesi gereken yerler var. Bunlardan bir tanesi de... Gelin. Evet, gelin var. Karşıdan Maraş Kalesi arkadaşlar. Arabanızı aşağı bırakıyorsunuz. Ve oradan sonra yokuştan yukarıya doğru gidiyorsunuz. Mira... Sesi de evet, Mira şu anda bir gelinle taktı. Önümüzde bir gelin yürüyor. Ona taktı ama... Tabii bu yokuşta kendisi yine çıkmak istemedi ve kolay yolu olan... babanın kucağına ya da annenin kucağına gitmeyi tercih ediyor. Şu anda yokuş tırmanıyoruz. Evet, değil mi, sırtımıza. Burası nasıl bir yer Mira? Ha? Gezilen bir yer. Evet, gezilecek bir yer. Evet, şimdi Maraş Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Birazdan yukarıda görüşürüz. Evet, şimdi şehrin ikonik noktalarından Maraş Kalesi'ne geldik Hatice ile. Hatice bu arada benim kuzenim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkamızda muhteşem bir Maraş manzarası var. Kahramanmaraş'a gezilecek yerler yazdığınız zaman ilk başta burası çıkıyor. Burayı kimin yaptığını biliyor musun?
Hayır. Bilmiyorsun, kimse bilmiyor. Evet. Böyle bilgi var. Burada herhangi bir kitabe bulunamamış kazılarda. O yüzden burayla ilgili ne zaman ve kimin yaptırıldığı konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak kapıda bulunan aslan heykeli tasvirinden dolayı Hititler zamanından olduğu düşünülüyor. Burası aynı zamanda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Yani şehirde burası güzel bir alan. Buraya çıkıp insanlar yemeklerini yiyor, dinlenebiliyorlar. Arkada kafe ve restoranlar da var. Ayrıca burada işte dönemin kurtuluş döneminde, burası da biliyorsunuz Kahramanmaraş, Urfa ve Gaziantep ile birlikte burası da kahramanlık unvanı alan şehirlerden bir tanesi ve adı Kahramanmaraş olmuş. Onu da anlatan bir de şurada gördüğünüz heykel var. İşte dediğim gibi çok güzel bir manzaraya sahip. Bütün Osmanlı konakları, Osmanlı döneminden kalan konaklar, hamamlar, mescitler hepsi bu. Birçoğunu buradan görebiliyorsunuz. Aşağıda kapalı çarşı da var. Birazdan oraya değineceğiz. Yani buraya da çıkmadan Maraş'taki gezinizi tamamlamanızı tavsiye ederim. Dinlenmek için güzel bir alan. Şimdi Maraş çarşıda gezmeye başladık. Burası kapalı çarşı. 11. yüzyıldan beridir hizmet veren bir çarşı. İlk yapıldığı zaman burada 120 adet mağaza, dükkan bulunuyormuş. Ama şimdilerde artık çok daha fazla oldu. Çevredeki bütün alan bu kapalı çarşıya katıldı. Üstü kapatıldı. Bakın yani gördüğünüz gibi Gaziantep ya da Şanlıurfa'daki benzeri ürünleri bulabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda burada bakırcılar, semerciler, mazmanlar, kazazlar, demirciler, kalaycılar, yani birçok el sanatına hizmet veren mekanlarda bulabiliyorsunuz. Hediyelik eşyalarınızı burada almanızı tavsiye ederim. Şehrin hediyelik eşya açısından en ucuz bölgelerinden bir tanesi. Onun dışında yöresel ürünleri de burada bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi belediye de burayı restore etmiş, dev bir kapalı çarşı haline getirmiş. Sanırım burası bölgedeki en büyük kapalı çarşı. Hatta burada taş han da var. Hani böyle güzel konaklar da ara sokaklarda var. Şimdi malum Maraş dondurmasıyla dünyaya nam salmış bir şehir. Coğrafi işaret artık Maraş dondurması. Onunla ilgili de güzel bir müze yapmışlar ama dediğim gibi hani biz bugün biraz daha Fırnız tarafını gezmek odaklı çıktığımız için yola. 6, şu anda 6 civarı ve kapanmış burası. Maraş'ta geldiğiniz zaman bu müzeyi de gezmenizi tavsiye ederim. Şu anda da görüntülerde görüyorsunuz. Dışarıdan en azından. İçeride de işte bu dondurmanın yapıldığı süreçler, tarihi, içinde neler konulduğu. Yani dondurma ile ilgili her şeyi bulabileceğiniz bir müze. Dediğim gibi gezilecek yerlerden bir tanesi de burası. Evet, sıradaki durağım Maraş Ulu Cami. Burası Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapılmış bir cami. Yaklaşık 1490'lı yıllar diye hatırlıyorum. Öyle bir geçmişi var. Zaman sonrasında Anadolu Selçuk ve Osmanlı döneminde de nasibini almış. Mimariye katkı sağlamışlar bu dönemlerde de. Burası aslında biraz da Gaziantep'i andırıyor bu bölge. Hani ya Avrupa'daki şeylerde Old Town kavramı var ya, Türkiye'de de işte eski bölge dediğimiz kavram Maraş'ta da yaygın. Şu anda bulunduğumuz yer işte Ulu Cami. Hemen az önceki çıktığımız kalemen arkada. Yan taraf kapalı çarşı. Birkaç medrese de var çevrede. İşte burası Maraş'ın tam merkezindeki nokta. Şimdi de biraz da caminin içini de göstereceğim. Biraz da özelliklerini de anlatacağım. Avlusu dikdörtgen bir avlusu var. Üçgen bir mihrabı var. Çeşitli motiflerle, kalkma sanatıyla süslenmiş caminin birçok yeri. Maraş tarihi, Maraş konaklarından bahsedelim. Bakın gördüğünüz gibi bir örneği burada. Bu konakların özellikleri geniş avlu olması, yüksek duvarları, içinde çok güzel bahçelerinin ve çeşmelerinin olması. Sivil mimarinin en güzel örneklerini işte bu Ulu Cami civarında bulabiliyorsunuz. Artık restorasyonlarla birlikte şehirde birçok konak yani artık hizmete açılmış durumda. Otel, restoran ya da farklı amaçlarla kullanılıyor. Şu anda gördüğünüzde Zabun Konağı diye geçiyor burası da. Evet, şimdiki durağımız Taşhan. Bunu Hatice anlatacak size burayı. Evet, 1650 yılında Osmanlılar tarafından yapılmıştır. Han ne demek? Eskilerde han neydi? Otel. Evet, eskilerin otel kervansarayı. Evet, yani kervansarayı. Alt katlar, ahır ve depolar. Olarak. İşte atları koydukları yerler üst katlarda. Otel odası olarak kullanılıyor. Evet. Bakın şu karşıda gördüğünüz gibi. İşte şu anda da günümüzde de yine depo ve çeşitli dükkanların olduğu bir yer. Orada da çok şirin bir çeşmesi var. Gerçi herhalde bu sonradan
Ya belediye yapmış ya da restore etmiş, bilmiyorum o kadarını. Yani dediğimiz gibi burası Osmanlı kültürüne ait bir eser. Evet. Hemen de yandaki çarşıyla da bütünleşmek için yapılmış. Yani buraya gelen kervanlar burada mallarını indiriyorlarmış. Burada gece konaklayıp yan taraftaki işte ticarethanelerde ürünlerini satıyorlarmış. İşte bir bütünlük olsun diye de böyle bir han inşa edilmiş 1650 yıllarında. 50'li yıllarda. 50'li yıllarda. Taş Han da bu şekilde. Biz yolumuza devam ediyoruz. Maraş'ın özel yemeği, geleneksel yemeği eli böğründe yapacağız. Diğer ismi yan yana mı yoksa ufakta mı? Yan yana. Yan yana. Yan yana diğer adı. Bakın malzemeleri görüyorsunuz. Biber, sarımsak. Domates, sarımsak. Evet. Ustam sen söyle, ben susayım ya. Domates, sarımsak, biber, soğan. Pişmiş soğan. Ertemiz. Üç poşet. Kuzudan. Türk kuzusu. Bir tane ya. Kekik. Kekik. Pul biber. Tuzumuzu atıyoruz. Ortalama hazırlanma süresi? 25 dakika. Aha. Pişme. Ama ocak başında bir şey bu. Ocak başında yeni. Aha. Yani buraya ait. Buraya ait. Evde, evet. Evde denemeyin. Buraya gelin. Turaç'a gelin. Evet. Turaç'ta yiyin. Turaç'ta. Evet, şu anda bu arada Turaç restoranındayız arkadaşlar. O da Maraş'ın merkezinde. Kendi otoparkı da var. Onu da söyleyeyim. Hep rahatça girebilirsiniz. Evet. Bir gezimizi de daha tamamladık. Kahramanmaraş'ta güzel bir gün geçirdik. Evet, beğendin mi burayı? Beğendim. Gelinebilir kesinlikle. Güzel. Görülmesi gereken bir yer ama aslında Maraş'a doğa turizmiyle gelmeniz lazım. Biz bugün tabii gidemedik ama ben size yavaş yavaş oraları göstereceğim. Burada Başkonuş Yaylası var, Menzelet Barajı var, farklı farklı Göksun var, Andırın var. Çok güzel yerler var ama şehir merkezi biraz küçük ve tarihi alanlar arasında az. Ben de onları zaten size gösterdim. Bir günde çok rahat gezebilirsiniz. Son kapanışı olarak mutlaka belirtmemiz lazım. Reşonlu Bey kanalına abone olmayı unutmayınız. Ne olursunuz çünkü bu konuda çok şikayetçi. Evet. İzleyip izleyip geçiyorlar, abone olmuyorlar diyorum ben de. Neyse de dediğimiz gibi bizimle kalmaya devam edin. Başka destinasyonlara görüşmek üzere. Beni bu videoda bulundurduğu için kendine çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz sürelerce devam edeceğiz bu işe. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.